4.2 milyon aboneye hizmet veren CLK Boğaziçi Elektrik 3 ayda bir gayrimenkulün enerjisi raporunu açıklıyor. Rapor gayrimenkule dair dikkat çekici verilerle dolu. Mesela son rapor bize kentsel dönüşümün etkilerini, sıfır konutlara ilginin devam ettiğini, İstanbul'da büyümenin ne kadar ve hangi bölgelerde sürdüğünü gösteriyor. CLK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü stüdyomuzda konuşacağız bu ilgi çekici raporu. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle az sonra üzerinde konuşacağımız veriler, çünkü siz bir elektrik şirketisiniz. Nasıl çıktı bu rapor? Peki, öncelikle şöyle başlayayım isterseniz. Biz İstanbul Avrupa yakası elektrik şirketiyiz. 4.2 milyon müşterimiz var. Bildiğiniz gibi özelleştirmeden alınan şirketler bunlar. Eskiden kamu eliyle yürütülen hizmetlerdi. Tabii ki artık aboneden müşteriye geçiş, müşterimizi tanımaya çalışıyoruz. Tabii bu bir ticari işletme aynı zamanda. Bu verilerimizi analiz ederken, kamudan kalma verileri analiz ederken birçok değerli veriye ulaştık. Bizim için asıl olan tabii ki abonelik hareketleri. Müşterilerimiz nereden nereye hareket ediyor, bunu görmeye çalışıyoruz. Buna bakarken kamuya yararına fayda çıkartabilir miyiz? Farklı sektörlere sunabileceğimiz, yararlanabileceği veriler var mı adı altında arkadaşlarımızla beraber çalıştığımızda böyle bir rapor düzenlemeyi düşündük. Bu üçüncü raporumuz. 3 ayda bir yayınlıyoruz bu raporu. 3 ayda bir esasında elektrik ilişkisinden, abonelik hareketlerinden, yeni elektrik midir yoksa değişen eski elektrik olan bir yere taşınma mıdır gibi hareketlerden gayrimenkule esasında kendi açımızdan bir fotoğraf çekmeye çalışıyoruz. Evet, bu fotoğrafta da ilginç kareler var doğrusunu isterseniz. Şimdi birazdan veriler de gelecek. Sıfır ev meselesi. Şimdi... Bakın, sürekli bir inşaat hali var zaten İstanbul'da. Evet, sürekli binalar yükseliyor. Bu sıfır konutu olan ilgiyi de arttırıyor. Sizin raporunuzdan anlıyoruz ki ev satın alırken tercih biraz sıfır eve doğru kaymakta. Doğru mu? Aslında ikisi de var. Fakat biz şunu şöyle yorumluyoruz. Şimdi elektriğin ilk açılması hareketinin sıfır eve geçiş. Yani ilk kez elektrik verilmiş ve ilk kez hayat başlıyor. Dolayısıyla bu bir satın almadır ya da bir inşaat bitmiştir, kullanıma hazırdır anlamına geliyor açıkçası. Dolayısıyla hızlı bir hareket var gördüğünüz gibi. Tablo da gösteriyor. İlk 9 ayda yaklaşık %25'lere yakın bir artış var. Dolayısıyla bu rakam yüz binlerle ifade ediliyor bakıldığı zaman. Dolayısıyla çok hızlı bir hareket var. Bu hareketin nerelere kaydığını baktığımız zaman da özellikle İstanbul Batı bölgesine devam eden, ki görsel olarak da birçok İstanbul'u görür bakar esasında, oralarda çok ciddi bir konut üretimi var gibi görüyoruz. Nereler onlar özellikle? Bunlar Avcılar bölgesi, Beylikdüzü, Esenyurt gibi bölgelerde çok daha fazla hareket olduğunu görüyoruz. Neredeyse toplamın %25'ini, %30'unu buraları üretiyor. Ama yine de ikinci el konut. İkinci el konut derken şöyle yorumluyoruz biz onu. Orada bir elektrik tesisatı var, kullanılan bir elektrik var ama kullanıcısı değişmiş. Biz bundan tabii ki ya bir kiralık harekettir ya da ikinci el bir satın almadır diye yorumluyoruz. Buradaki hareket çok daha fazla. Aylık 25 bin 30 bin lira arasını buluyor. Son 9 aya baktığımızda 100 bini geçen rakamları görüyoruz buralarda. Buradan da yola çıkarak baktığımızda evet, bir hareket var. Bu hareket aylara göre değişiklik gösterebiliyor. Özellikle tayin dönemleri dediğimiz öğrencilerin yerleştiği bölgelerde, Beşiktaş hepimiz biliriz, öğrenci evleri çoktur. Oralarda biraz daha fazla hareket gördük ikinci el açısından. Aslında yani hani abonelikler üzerinden gidiyorsunuz ama hayatın pek çok noktasına dair bir veriye ulaşıyorsunuz, yani bir tanıma ulaşıyorsunuz. O anlamda çok ilgi çekici bir rapor gerçekten bu. Peki devam edelim. Şimdi kentsel dönüşüm yıllardır gündemimizde, doğrusuyla yanlışıyla hani pek çok açıdan konuşuyoruz onu. Sizin diğer raporlardan, dönemlerden farklı olarak ilk defa böyle bir veriyi son çeyrekte yıkık abonelere baktığımızda, çünkü biz elektrik tesisatlarına baktığımızda yıkık olan aboneleri sistemimizden çıkartıyoruz, düşüyoruz. Buradaki trende bakalım dedik. Esasında emlak sektöründeki arkadaşlarımızla da paylaştığımızda evet, bu çok doğru bir yakınsamayla doğrudur rakamlarına ulaştık. Dolayısıyla burada da şunu gördük. Yıkılan aboneler, yani yıkılan elektrik tesisatları. Bu da tabii ki yıkılan evse yerine yapılan ev. Çünkü İstanbul'da arsa çok değerli, biliyoruz. Dolayısıyla bu da kentsel dönüşüm rakamlarına çok ciddi paralellik arz ettiğini gördük açıkçası. Nasıl rakamlar? O rakamları günlük da bir edelim. Günlük 50 tane. Dolayısıyla baktığınız zaman 30 gün hesabından baktığınız zaman aylık 1500 tane. Son 8 aydır tutuyoruz bu veriyi. Baktığımızda 12.000-13.000 lira rakamları görüyoruz. Sadece Eylül ayında mesela 2213. Evet. Evet. Toplam 8 aya baktığınızda 12 bin gibi bir rakam var. Günlük 50 adet civarında yıkılan ev olduğunu görüyoruz biz. En dikkat çekici başlıklardan biri de yabancıların konut sahibi olmadaki rolü. Ve orada işte biz Suriyeli mültecilerin hayatın her alanındaki yine pek çok şeyini haber yapıyoruz. Ama anlaşılan o ki burada mesela Suriyeli yerleşimci sayısını konut ediniyorlar. Yani şu maviler sanırım
ticarethaneydi değil evet, mi? Evet. Kırmızılar şimdi, konut. Siz anlatın önce bu grafiği. Şöyle gözüküyor baktığınız zaman. Geçen senenin ilk 9 ayıyla karşılaştırırsak kümülatif olarak %428 gibi bir artış var yabancıların sayısında. Hı hı. Ve biz bununla niye ilgiliyiz esasen? Sonuçta müşterilerimiz ve müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Hı hı. Bununla ilgili çağrı merkezimizde Arapça bilen eleman istihdamı yapıyoruz. Bu sayılar o yüzden kritik bizim için. Maviler ise ticarethaneleri gösteren, ticarethane aboneliklerini gösteren rakamlar. Bu da bize şöyle bir izlenim veriyor esasında. Ticari hayatında içine girmeye başlamışlar. Demek ki günlük hayata alışmışlar, bir anlamda yerleşmişler. Dolayısıyla ticari hayatında, ekonominin de içinde yer alıyorlar demek bu. O açıdan da bu hareketliliği burada görüyoruz. Bu önemli gerçekten. Bu aynı zamanda tabii bir yanıyla da Suriyeli mültecilerin belki artık geri dönüş umutlarını kaybettiğini de gösteriyor belki şimdi bir anlamda. Ülkemizi sevdikleri açısından evet, pozitif de bakılabilir. Tabii şöyle de şunu da söylemekte fayda var. Bunlar bizim kayıtlarımız üzerinden ulaştığımız veriler. Kayıtsız da birçok abonelik olabiliyor. Yani bir kiracı evden çıktığı zaman aboneliği kendi üzerinden terk etmezse yeni giren eski abone üzerine elektrik kullanmaya devam edebiliyor. Dolayısıyla ben İstanbul'daki, benim konum değil ama İstanbul'daki Suriyelilerin çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bu sadece elektrik aboneliğini üzerine almışlar üzerinden yaptığımız bir yorum ve bir trend gösteren bir yorum açıkçası. O elektrik aboneliğinin üzerine alınması meselesi aslında evet, önemli bir mesele değil mi? Çok kritik. Esasında bizim çıkış yolumuz bu raporu yaparken de bu açıkçası. Abonelik şöyle oluyor esasında. Bizler kiracıyız veya ev sahibiyiz. Elektrik aboneliği resmi olarak muhatabız. Çıktığımız zaman mutlaka aboneliği sonlandırmamız gerekiyor. Ve kanunen de yasal mevzuat gereği her kullanıcı aboneliğin kendi üzerine olması gerekiyor. Avrupa yakasında bunun sayısı var mı sizin elinizde? Yaklaşık 4'te 1, 5'te 1 abonelik üzerine olmayan tespit ediyoruz biz açıkçası. Yani 4.2 milyon aboneniz yani var. 800 bin ile 1 milyon arası evet böyle bir abonelik üzerine olmadan elektrik kullananlar görüyoruz. Bu yasal mevzuat açısından bir suç, usulsüz elektrik kullanımına giriyor. Dolayısıyla bu şekilde kullanılmaması gerekiyor. Yaptırımları ne? Bunun yaptırımları cezai müeyyideleri var bununla alakalı. Öncelikle açma kesme ceza bedelinin 5 katı kadar 100 lira 150 lira arası bir para bedeli ve bir süre verilmesi. Bu sürede de uyulmazsa kendi üzerine abonelik alınmazsa maalesef elektrik hizmetinin sonlandırılması. Bu çok kritik çünkü çok çeşitli vakalar görüyoruz. 10 sene önce o evi terk etmiş ama biz bunu bilemeyiz bize bildirmezse. Dolayısıyla ondan sonra gelen kiracı borcu ödemezse maalesef hukuki muhatap eski abone olmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla bizim sistemlerimiz var bununla alakalı artık her şey çok kolay. Bir telefon ucunda, bir mobil aplikasyonla, internetten 1-2 dakika içinde tüm işlemler sonlandırılabiliyor ve elektrik başvurusu sırasındaki emanet aldığımız paraları da bu şekilde güncelleyerek de geri iade ediyoruz. O yüzden vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyoruz evet, bu konuda. Şimdi Suriyeli yerleşimcileri konuşurken oradan buraya geldik. Aslında önemli bir konuydu. O uyarı da yapmış olmak için ben özellikle o soruyu da sordum. Bu raporlar devam edecek galiba. 3 ayda bir yayınlamaya devam edeceğiz. Sektör bununla alakalı çok olumlu feedbackler verdi bize. Hem gayrimenkulle ilgilenenler, hem sektör, hem basın, hem kamu. Açıkçası bir veri oluşturduğunu görüyoruz bunun. Dolayısıyla bu talep devam ettiğim müddetçe biz yayınlayacağız. İbrahim Gümüşlü, CLK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Şimdi reklamlar.